Merhaba. Bugün tarla kontrol sisteminin 1.1 sürümlü yazılımını güncel özelliklerini tanıtacağım. Bu sunumlardan birini daha önce dinlememiş olanlar için yazılımın genel özelliklerini anlatacağım. Ama şu anda 1.1 sürümü için geliştirdiğim yeni özellikleri tanıtarak başlamak istiyorum. Her zamanki gibi kontrol sistemime bağlı olmadığım için bu sunumda da simülatörümü kullanacağım. Simülatörümü başlatıp penceremi aşağı çekiyorum. Ve de 1.1 sürümünde geliştirdiğim en önemli özelliklerden biri Beam Profile Monitörler ve bunların kameraların çalışıyor olması. Tabi kameraları açtığım halde Beam Profil resmini göremiyorum. Çünkü View Screen'lerim Beam Pipe'in içinde değil. Onları da Beam Pipe'in içine sürüyorum. Ve de aynen gerçekte olması gerektiği gibi bir Beam resmi görüyorum. Şu anda gördüğünüz Beam resimleri oldukça dağınık. Birazdan onları solenoid ve de diyaframlarım kullanıp önce clamp edip sonra fokuslayacağım. Ama öncesinde göstermek istediğim bir şey, şuradan beam pipe'ın kestinden beamlerin kestinin ne kadar ortasında olduğunu görmenizi istiyorum. Ben her ne kadar yolunu bozsam da beamlerin kontrol algoritması hızla bunu düzeltiyor. Bu çok güzel bir özellik. Çünkü beam profilimi istediğim gibi ayarlarken bu bana çok yardımcı olacak. Tekrar beam profil resimlerimi dönüyorum. Şimdi bu simülatörle üretilmiş resimler olsa da gerçekte de bu sistem aynen böyle çalışacak. Yani Beam Profile Monitor kameralarından gelen analog görüntüler frame grabber'larda dijital görüntüye çevrilip gene EPICS tarafından EPICS kontrol sistemine verilip benim arayüzümde görünecek. Zaten arayüzde de EPICS kullandığım için gerçek donanımlarda aynen bu şekilde çalışmasını bekliyorum. Şimdi lazerlerimi açayım. Gördüğünüz gibi Beam'in tam orta noktasında işaretleyebiliyorum lazerimle. Gerçekten böyle olmasını bekliyorum zaten. Şimdi bu Beam'i düzeltmem gerekli. İlk başta 20 mm'lik yarı çaptaki diyaframımı Beam Pipe'ın içine sürerek başladım. Gördüğünüz gibi Beam'in kenarlarını kestim. Çok fazla scattering vardı. Onu biraz düzeltmiş oldum. Yani Beam'i güzelce bir clamp etmiş oldum kenarlarından. Şimdi de bunu fokuslamam lazım. Beam solenoidimin akımını oldukça arttıracağım ve de solenoidi açacağım. Gördüğünüz gibi solenoidin çalışmaya başladığı sektörlerden ileriki noktalarda Beam daha yoğun, daha kompakt ve daha parlak bir hal alıyor. Yani şurada 4. metrede görüyorsunuz. Beam neredeyse bir noktaya sıkışmış. Ki zaten istediğim şey de bu. Beam'i tek bir noktaya sıkıştırabilmek. Olabildiğince güçlü tek bir noktada toplamak ve de olabildiğince fokus etmek. Gördüğünüz gibi gene burada biraz dağınıklık var. Burada da solenoidimi çalıştırırsam tekrar bu dağınıklık da düzelecektir. Ama şu anda göstermek istediğim bu kadardı. Şu anda kontrol sistemimde solenoidler, diyaframlar, hatta string magnetler, diğer kontrol parametrelerin hemen hepsi çalışıyor. Yani neredeyse prime time için hazır diyebilirim yazılım 1.1 sürümüyle. Şöyle steril magnetlerimin biriyle Beam'in yolunu biraz bozayım. Gördüğünüz gibi Beam resimlerinde de hemen Beam pipe'ın dışına çıkıp tekrar girdiğini görebiliyoruz. Aynen gerçekte de böyle olmasını bekliyorum tabi. Hatta çok çok bozduğumda Beam'ler tamamen yok oluyor. Ki bu Beam Loss demek. Ki yukarıda da bunu uyarısını alıyoruz. Beam Loss halinde normalde sistemin kendi kendini kapatması lazım. Ama ben burada sunumumu kesilmemesi için kapatmıyorum sistemimi. Ama istersen manuel olarak da buradan sistemin bütün özelliklerini tek anda kapatabilirim. Acil bir durum halinde. Tekrar simülatörüme ve arayüzüme geri dönersem şurada göstermek istediğim bir başka özellik bunların yani kontrol sistemi için geliştirdiğim bütün kontrollerin açılıp kapanabiliyor olması. Yani istediğim sektörlerde bunu açıp istediğim sektörlerde kapatabilirim. Bu gerçek sistemde aynen bu şekilde olduğu zaman hem güç tasarrufu demek hem de bütün Beam'i sektör istediğim gibi bütün parametreleri mükemmele yakın ayarlayabilmem demek. Tabi belli bir konfigürasyon yaptıktan sonra bu konfigürasyonu save edip gelecek deneyler için de tekrar kullanabilirim. Ki bu gene oldukça güzel bir özellik. Sunumun ilk kısmı bu kadardı. 1.1 sürümünde gördüğünüz gibi genelde Beam Guidance
guidance elemanlarının tamamı bitmiş oldu. Bundan sonra yapılması gereken artık bu yazılımın gerçek donanımlara bağlanıp gerçek donanımların yavaş yavaş kontrol edilmeye başlanması ki böylece gerçek donanımların da simülatörde olduğu gibi mükemmele yakın çalışıp çalışmadığı veya nasıl hatalarla nasıl işte fine tuning'e ihtiyacı olacağını görebiliriz ve yazılımı geliştirmeye devam edebiliriz donanımlarla birlikte tabi. Böylece 8 ay için enjektör için kontrol sistemi geliştirme hedefimize de yaklaşık olarak ulaşmış oluruz. Şimdi sunumun ikinci kısmında daha önce bu yazılımı görmemiş olanlar için genel olarak özelliklerini tanıtacağım. Hızlı bir giriş yaptım başlangıçta ama yeni görmüş olanlar şu üstte görünen chart'ın ne olduğunu bilmeyebilir. Bu beamline'ın yandan bir kesti. Sanki beam pipe ortadan ikiye kesmişiz de içinde olup biteni görebiliyormuşuz gibi. Şu kırmızı nokta zahiri yani gerçekte yok. Bu beam'in akımı sektör sektör. Şuradaki yeşil ve turuncu çizgiler ise, tabii turuncu altta kaldığı için göremiyorsunuz. Şöyle biraz ortaya çıkarayım. Bunlar beam'in X ve Y pozisyonları. Bu operatörü bu yazılımı kullanırken rahat ettirmek için hızlı bir beam görüntüsü sağlıyor chart'la. PSI veya diğer modern light source'larda bu şekildeydi. Ben de onları örnek olarak bu şekilde bir hızlı bir beam chart yarattım. Beamlerin kesitlerini görebilmek için. Tabi daha önemlisi beamin pipe'ın içinde tam olarak nerede olduğunu görebileceğim bir kesit x-y grafiğim de var. Mesela şöyle beamin biraz yolunu değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi hızla beamin dalgalandığını görebiliyorum burada. Bu arada söylemek isterim ki SM01, SM02'ler string magnetler. Yani beam'i sağ veya sola bükmek için kullandığım magnetlerim. Buradan çok hassas olarak akımlarını ayarlayabiliyorum. Yani neredeyse 1 mikroamperlik basamaklarını arttırabiliyorum. Veya buradan core sayarım. Yani 500 miliamper bile arttırabileceğim. Biraz daha az hassasiyetli ayarlar. Tabi bunu ne kadar hassasiyetle ayarladığım çok önemli yok. Çünkü sistem tamamen otomatik. Ben ne kadar beam'i bozsam da hemen düzeltiyor. Daha önce söylediğim gibi bu önemli bir özellik. Operatörü rahat ettirmesi açısından. Burada gördüğünüz tuşlar ise şurada gördüğünüz tuşların hızlı erişim butonları. Yani gördüğünüz gibi az önce diyafram tuşuna bastım aşağıdan. Buradan da diyafram tuşu basılıyor hemen. Bu demek oluyor ki bu sektördeki yani 1.2. metredeki ikinci diyafram açık demek. Buradan kapatıyorum. Bakın aşağıdan da hemen out oluyor. Tekrar in yapıyorum. Yukarıdan da hemen basılıyor. Bu hızlıca diyaframlara ve diğer beamline üzerindeki hareketli elemanlara erişmek için kısa yol tuşları. Örneğin gate valve'la şu noktada hızlıca kapatmak istersem akımı. Hemen gördüğünüz gibi kapatabiliyorum. Gördüğünüz gibi bu noktada bir anda düşüveriyor sıfıra beam'in akımı. Tekrar açıyorum. Şu noktada gate valve'la tekrar kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kapattığım noktadan sonra bir anda sıfıra düşebiliyor. Bu gene sektör sektör beam'leri ayarlamak için önemli olan özelliklerden biri. Şimdi göstermek istediğim özellik ise vakum sistemi. Gördüğünüz gibi vakum sistemi ayarlamak için herhangi bir butonum yok. Çünkü vakum sistemi bütünüyle otomatik. Daha önceden belirlediğim kritik parametrelere göre vakum sisteminin belli aralıklarla dinlenmesi, belli aralıklarla çalışması için otomatik bir algoritmam var. Böylece sistem bir süre dinlenip bir süre çalışabiliyor. Ama bu arada da basıncın çok fazla yükselmesini engelliyor. Ve belli bir kritik noktaya geldikten sonra hızla çalışarak basıncı tekrar istediğim noktaya düşürüyor. Bunun için hiçbir ayar yapmama gerek yok. Yine göstermek istediğim bir diğer özellik ise katodun akımının ayarlanabilir olması. Ki bu her yerde standart zaten. İstediğimiz zaman beam current'ı arttırıp azaltabilmem için bu zaten olmazsa olmaz bir özellik. Tabi burada simülatörün güzel bir özelliğini görüyorum. Hemen beam katottaki akım yükselişine tepki veriyor simülatörümle ve böylece katodun akımı artıyor. Bu akımdaki artış da yavaş yavaş beam current'deki artışa yansıyor.
beam current'in artmasına neden oluyor. Şöyle biraz daha aşağı geleceğim. Ve de şurada göstermek istediğim şey elektron gun'ım. Elektron gun'ımda yüksek voltaj, yani 350 kV'luk güç kaynağımı açıp kapatabiliyorum hızlıca. Ki bu gene güzel bir özellik. Bu tehlikeli bir durum yaratabilir. Açık olması, açık olduğu zaman insanların yaklaşması. Onun için hem buradan ana ekranımdan hem de hiç kapanmayan acil durum kontrol ekranımdan tek bir tuşla yüksek gerilimi kesebiliyorum. Gene bir başka özellik ise ayarladığım akıma çıkma ve inmelerin belli bir gradyen üzerinden oluşu. Yani bir anda düşmüyor veya bir anda yükselmiyor gerilim. Ki bu da olası kazaları öngörmeyi ve de bu gerilim yükselişi sırasında müdahale etmeyi sağlıyor. Şurada gördüğünüz beam guidance'ları zaten az önce bol bol kullandık. Yani en önemli bu pencerenin adı gördüğünüz gibi beam line. Yani beam line üzerinde olup biten beam ile ilgili her şeyi ayarlamamı sağlıyor. Ki bu olaylardan en önemlisi de beam pipe'ın içinde istediğim boyutlarda, istediğim şekilde ve istediğim noktada olması. Ki bunları da bu beam guidance panellerimle yapıyorum. Yukarıda gördüğünüz ayarlar Buncher ayarları. Üzerinde hala çalışma gerektiriyor. Diğer kontrol sistemlerinden örnek alınarak yapılmış kontrolleri görebiliyorsunuz. Şu anda simülatörüm için Buncher simülasyonu yapmadım. Bunu artık gerçek donanımlara saklıyorum. Gerçek donanımlarda muhtemelen bu arayüzü çok az değişiklikle kullanabileceğiz. En azından elbette hemen hemen buna çok yakın. Beklentimle buradaki ayarlarla Buncher'lar için gerekli olan hemen her şeyi ayarlayabilecek olmamız. Gene göstermek istediğim bir diğer özellik arayüzümün zoom out ve zoom in özellikleri. Şu anda bu ekran için çalışmıyor olsa da biraz daha işi var. Zoom in ve zoom out özelliğimi kullanarak aynı ekran içinde ne kadar yoğunlukta kontrol görebileceğimi ayarlıyorum. Yani bu ekran gördüğünüz gibi zaten çok dolu ve çok sıkışık. Ama aralarda olması gereken bir sürü daha eleman var. Özellikle diagnostik elemandan hiçbiri yok. Zoom in yaparak buralardaki beam guidance panellerinin açılıp aralarında diagnostik kontrollerinin de belirmesini sağlıyorum. Bir diğer özellik ise minimap'im. Minimap, yani küçük haritam, kontrol sisteminin bütününde hızla hareket etmemi sağlıyor. Gördüğünüz gibi arayüz dev gibi. Yani şurada gördüğümüz kırmızı sektör, burada gördüğümüz kocaman ekrana eşit. Yani benim bu 25 inçlik monitörümde gördüğünüz gibi neredeyse bütün arayüzün şöyle onda birine falan ancak görüyoruz. Onun için bu minimap'le örneğin fail kontrolleri yapmak için hızla failin üzerine gelebiliyorum. Linakları kontrol etmek için hızla linakların üzerine gelebiliyorum. Veya enjektör kontrolü yapmak için hızlı enjektörün üzerine gelebiliyorum. Burada da daha önce söylediğim gibi acil durum kontrollerim var. Burada da şu anda çok az ayar butonum var. Bu ayar butonum burada gördüğünüz chartları ne kadar hızlı güncelleneceğini ayarlıyor. Benim bilgisayarım için 500 milisaniye gayet iyi. Daha düşük işlemcili bilgisayarlar için bu arttırılabilir. Bu kullandığım protokol. Şu anda gördüğünüz gibi standart EPICS protokolü kullanıyorum. Ama ileride gerekli olması halinde WCF, RTI gibi daha başka yazılımlarında kullandığı protokolleri buradan rahatlıkla seçip onlarla da iletişim kurabilirim. Ama buna gerek olmayacak gibi görünüyor. Çünkü EPICS gerçekten de işini iyi yapıyor. Bir başka özelliğim burada şu anda bu arayüzünü dinlemekte olduğu, kaç kanalın olduğu. Gördüğünüz gibi neredeyse 100 tane sinyali kanallar halinde dinliyorum devamlı olarak. Şuradan şunu biraz kapatayım. Katodu patlama simülasyonu da yaptım. Çok fazla akım artarsa yanıyor. Ama ondan kaçınalım şimdi. Neyse. Gördüğünüz gibi şu an neredeyse 100'e yakın sinyalimi kontrol ediyorum. Bu arayüzde. Bütünü bittiği zaman sistemin, yani 3 yıl içinde buranın yaklaşık 2000 civarında olması lazım. Şu ana kadar yazılım hakkında çoğunlukla altyapı çalışması vardı. Yani iletişimler veya bağlantılarla ilgili. Bundan sonra daha çok sinyali hızla kontrol etmeye başlayacağım. Arayüzümü, simülatörümü ve de kontrol algoritmalarını hızla doldurup
Bunları gerçek donanımlarıma da hızlı yükleyeceğim. Önce gerçek aletleri kullanmaya başlayabiliriz. Şurada da gördüğünüz kısa bir bilgi ekranı. Burada gördüğüm kısaltmaların ne manaya geldiğini gösteriyor. 1.1 yazılımındaki hemen hemen bütün özellikler bu kadar. Genel olarak enjektör kısmına yoğunlaştım. Bir numaralı önceliğimiz olduğu için. Yazılımı geliştirdikçe de anlatmaya devam edeceğim yeni özelliklerini. Şimdi bu kadar.